Şimdi kendisi küçük, hedefi büyük Emircan'ı ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. Bir başarı hikayesini aslında aktarmak isteyeceğiz. Değerli izleyenler, kickbox, mitral lakaplı Emircan Artim 4 yıldır spora başladı. Özel bir spor salonunda antrenmanlarını sürdüren 9 yaşındaki Artim büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Küçük yaşta sporu seviyor. Tabii ki şiddet içerikli meseleler, çalışmalar ne kadar spor bu ayrı bir tartışma konusu. Daha önceleri birçok alanda aktarmıştım bunları. Ancak Emircan'ın heyecanı, hevesi oldukça güzel. Eğitimine de herhangi bir aksaklık getirmiyor. Daha çok başarılı olması için hem hocası olan hem de antrenörü olan, babası olan kendisiyle ilgili başarının sponsorluktan geçeceğini söylüyor. Haber izliyoruz. Kickboks'ta mitral lakaplı Emircan Artim 4 yıldır spora başladı. Özel bir spor salonunda antrenmanlarını sürdüren Artim büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda 4. sınıf öğrencisi olan Artim yaptığı sporun derslerine de engel olmadığını Van Gölü TV mikrofonlarına söyledi. 4. sınıfım, 9 yaşındayım. 4 yıldır kickboks yapıyorum. Türkiye ikincisi oldum. İlk maçımda Iğdır'da şampiyon oldum. Rakibim gelmedi, Tayland'da da gelmedi. Şimdi şu an oraya gittim, Türkiye ikincisi oldum. Hedefim yani güzel bir sporcu olmam gerekiyor. Yani iyi bir dövüşçü olmam gerekiyor. Sınıfın en iyi matematisi bendedir. Çok iyiyim derslerde. Mirta lakaplı Emircan'ın babası Celal Artim ise çocuğunun antrenörlüğünü de yapıyor. Çınar 4 yıldır bu sporu yapıyor. Kendisi Ordu'da maça çıktı. Fakat öğrettiğimiz spor dalında K1 dövüşmedi. Normalde müsabakası K1'di. Fakat point olarak 7 günde bu branşı öğrenerek Türkiye ikincisi oldu. Van'ımıza gümüş madalya getirdi. İnşallah Çınar gibi öğrencileri salonumuza bekliyoruz. Şimdi bu tarz sporlarda genellikle böyle yetenekli çocuklarda bazen de Allah vergisi diye bir yetenek oluyor. Fakat çocuklarımız genellikle sporu sevdirelim. Spora geldikleri zaman sporu bir oyuncak şeklinde, oyun oynuyor şeklinde çocuklara sevdirmek lazım ki çocuklar sporu bırakmasınlar. Çınar'da da biraz daha girişkenlik falan vardı. O konuda sporu seviyor. Okullarda dersleri de iyi. Bu konuda Çınar hep antrenmanlarına geldi. Emeğini de aldı. Şu an Türkiye ikincisi. Allah kısmet ederse İstanbul'da Avrupa Şampiyonası Türkiye'yi temsil edecek. Ondan sonra Dünya Şampiyonası. Bugüne kadar kendilerine destek veren gazeteci Süleyman Çelebi'ye teşekkür eden antrenör Artim, yetkililere de seslendi. Onlara şimdiden spora, ailelerine genellikle sesleniyorum. Spora yönelsinler. Destek çıksınlar genellikle velilere. Buradan gerçekten Süleyman Bey size çok çok teşekkür ediyoruz. Çok katkılarınız var. Üzerimizde hakkınız var. Bu konuda da Hüsnü abim de maddi ve manevi hep yanımızda. Sadece buna değinmek istiyorum. Sporcularımızda genellikle maddi konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu konusunda da yetkililere buradan sesleniyorum. Lütfen öğrencilerimize, spor camiasına biraz daha sahip çıkalım, biraz daha duyarlı olalım.